أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من وهائبة في السماء والأرض إلا في كتاب.
كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. O inkar edenler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduklarımız zaman mı, biz mi gerçekten çıkarılacağız? Yemin ederiz ki bu tehdit bize de daha evvelki atalarımıza da yapıldı. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dedi o inkarcılar. De ki, hele yeryüzünde bir dolaşın da bakın suçluların akıbeti nasıl olmuş. Onlara üzülme ve yaptıkları tuzaklardan dolayı bir sıkıntıya düşme. Ey şanlı Peygamber Muhammed Mustafa ve ey onun izinde giden ümmeti Muhammed. Bir de eğer doğru söylüyorsanız, bu azap ne zaman diyorlar inkarcılar? De ki, o acele ettiğiniz azabın bir kısmı belki de ensenize binmek üzeredir. Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı muhakkak bir lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Oysa Rabbin onların sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyor. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Haberiniz olsun ki bu şanlı Kur'an, bu Kur'an-ı Kerim var ya, İsrail oğullarının anlaşamadıkları şeylerin çoğunu anlatmaktadır, anlatıyor. Ve bu şanlı Kur'an ve innehu lehüden ve rahmetün lil müminin, gerçekten o doğruyu gösteren kesin bir hidayet ve müminler için sırf bir rahmettir. Ey dünya, bu hidayete ulaşmak istiyorsan önce mümin ol, mümin. Çünkü Kur'an-ı Kerim hem hidayet, hem rahmet, hem şifadır. Kime? Müminlere. Müminler için hidayettir, rahmettir, şifadır. Ve innehu lehüden ve rahmetun lil müminin. İnne rabbeke yekdî beynehum bihukmih. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. فَتَوَكَّلْ
tevekkel alallah. İnneke alel hakkul mübin. İnneke la tüsmi'ul mevte ve la tüsmi'us sum. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا غَلَّوْا إِذَا غَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Gerçekten o şanlı Kur'an doğruyu gösteren kesin bir hidayet ve müminler için sırf bir rahmettir. Elbette Rabbin hükmüyle aralarında kararını uygulayacaktır. O çok güçlüdür, azizdir. Her şeyi bilir, o el-alimdir. O halde yüce Allah'a güven. Şüphesiz ki sen apaçık bir gerçek üzeresin ey şanlı Muhammed Mustafa. Ey Muhammed'e tabi olan ümmeti Muhammed. Allah'a güvenin, güvenin. Peygamberin şahsında aleyhissalatü vesselam bütün insanlık alemini imana, Allah'a güvene çağırıyor. Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da daveti işittiremezsin. Sen o körleri sapıklıklarından doğru yola ulaştıracak da değilsin.
Bu körlük tabii imansızlık körlüğüdür, kalp körlüğü. Sen ancak ayetlerimize iman edeceklere işittirirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. İşte kurtuluşun yolu nedir? İslam'dır, iyi bir Müslüman olmaktır. Söylenen söz onların başlarına geleceği zaman, yeryüzünden garip bir canlı çıkarırız da, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Kıyamet alametlerinden birisi yeryüzünden Dabbetül Arz'ın çıkmasıdır. Yerden bu canlı çıkacak, imansızlara siz imansızsınız, ayetlerimize kesin olarak inanmıyorsunuz diye onlara konuşacaktır. İşte insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler buyurdu Cenab-ı Hak. Ey insanoğlu, Azrail aleyhisselam gelmeden, iş işten geçmeden, kıyametin alametleri zuhur etmeden, o büyük alametler, vasati alametler, gel kıyamet kopmadan, birinci kıyametin ölümdür, Azrail aleyhisselam ensende durmaktadır. Vaktini, saatini beklemektedir. O saat gelince derhal canını alacaktır. O saat ne ileri ne geri alınmayan bir saattir, ecel saati. Ne ileri ne geri. O saat gelince derhal öleceksin, Azrail aleyhisselama can vereceksin. Ondan ötesini, berzahı, mahşeri düşün, Allah'a hesap vereceksin. Mezarından fırlayıp kalkacaksın, mahşere geleceksin. Orada iki tane askerin ortasında Allah'a hesap vereceksin. Mahşer yerinde bütün varlıklar toplanmıştır. Tüm canlılar, başta insanlar ve cinler olmak üzere, mahşer yeri saf saf daireler halinde mahşer kurulmuştur. Bütün insan ve cinler toplanmıştır. Mahkeme-i Kübra kurulmuştur. Oranın hakimi, hakimler hakimi Allahu Teala'nın kendisidir. Oradaki hüküm Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın hükümleridir. Başka hükümler geçersizdir. İslam'a göre Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekileceksin. Bugünden iyi Müslüman ol, oraya hazırlan. Batı kanunları, Doğu kanunları, şu kanun, bu kanun geçerli değil. Allahu Teala'nın kanunları geçerlidir. O da Yüce İslam'dır. Yüce İslam'ın kanun ve kurallarıdır. İyi Müslüman ol, oraya hazırlan. İmanında problemin olmasın. Amellerinde problemin olmasın. İçinle dışınla iyice bir Müslüman ol. İtikatta, amelde, ahlakta, hukukta, muamelatta, her konuda iyi bir Müslüman ol. Bunun için çalış ve çırpın, Allah'ın lütfunu, keremini, fazlını
yardımını iste. Onun hidayetini iste. Fatiha'yı iyi oku, içini iyi anla. Kur'an-ı Kerim'i iyi oku, iyi anla. İyi anlayıp anlatanları dinle. Salihlerle beraber ol. Bilmeyenler bilenlerle, gerçeği bilenlerle beraber olmalıdır. Bilmiyorsan bilenle beraber ol. Hastanın doktora ne kadar ihtiyacı varsa, bilmeyenin, bu din-i İslam'ı bilmeyenin de bilene ihtiyacı o kadar, daha da fazla vardır. İşte mezhep demek de bu demektir. Bilmeyenin bilene tabi olması, o okulda okuması demektir. Dünyada Hanefi üleması dünyayı okuyarak, okutarak gelmişler. Bunlar bir İslam okuludur. Mezhep deyince ne anlıyorsun sen? İslam'ın okunduğu okullar bunlar. Maliki de böyle, Şafii de böyle, Hanbeli de böyle, diğer ilmi olan müçtehitler de böyle. Ehl-i Beyt deyince ne anlıyorsun sen? Bunlar İslam'ın ekolü, okuludur. Sen İslam'ı bilmeyeceksin, bilenlere de karşı çıkacaksın, cehaletten yana olacaksın, cahiller ordusuna katılacaksın, ülemaya karşı cephe alacaksın, o zaman da Müslümanım diyeceksin. Sürüm sürüm süründürsün. Bu zihniyetinden vazgeç. Bizden hatırlatmasın. Sen bilirsin.